Bu bayramlar asıl bayramı hatırlatma adına adeta birer tembih mahiyetinde bir misyon eda ediyorlar. Şahsi hayatımız adına Alvar İmamı'nın ifadesiyle, yani Muhammed Lütfü Efendi'nin ifadesiyle, Mevla bizi affede bayramı bayram olur. Cürmü hatalar gide bayramı bayram olur. Görüne güzel yiğit olur diyor bir de. Tahmisini böyle yapıyor. Bayramı bayram olur, görüne güzel yiğit olur, yiğite bayram demek. Mevla bizi affede bayramı bayram olur. Zulmetler bir bir gide bayramı bayram olur. Her yanı ışık yağa bayramı bayram olur. Işık zulmeti boğa bayramı bayram olur. Sizin gerçek bayramınız bu bayramların hatırlatmasıyla esasen o bayram. İnsanların refetle, şefkatle birbirlerini kucakladıkları, kendi şahısları, şahsi kapisleri adına silinip gittikleri, varlıklarını bir yönüyle başkalarına adadıkları, o mübarek Eyyamullah denir ona, Allah günleri, asıl bayram o bayramdır. İnsanlık tarihin değişik dönemlerinde böyle bayramları yaşamıştır. Ve bu bayramlarda insanlığa serkar olanlar da Enbiya-i İzam'dır. O bayramların en büyüğünü insanlığın iftihar tablosu insanlığa yaşatmıştır. O bayramların en büyüğünü. Bir yönüyle bütün insanlığın içine, gönüllerine açılma bayramı. Gönüllerin gönüllere açılma bayramı. İslam'ı herkese sevdirme bayramı, Allah'ı herkese sevdirme bayramı, insanlara teklif ettiği sistemi bir sevgi sistemi olarak sunma bayramı. Onun için bu bayram uzun zaman değişik ellerde hep el değiştirmiş durmuş ama izafi nispi değişikliklere rağmen fakat hep mevcudiyetini korumuştur. Raşid halifelerle tam onun izinden gittiklerinden dolayı zirve yapmış. Emevi de belli bir yere kadar gelmiş. Bazı zalimlere takılmış. Abbasiler de bir yere kadar gelmiş. Bazı zalimlere takılmış. Orta Asya çok erken dönemde sahip çıkmış o bayrama. Hemen bayramın ikinci günü, üçüncü günü. Çünkü 50. sene bütün Asya İslam'a teslimi silah etmiş. O dönemin, o devrin, o baba yiğit insanları, köylan gibi, onun için koşmadan başka adeta bir şey bilmeyen insanları sayesinde mesele ta Çin Seddi'ne ulaştırılmış. Allah'ın izniyle. Ara sıra geceler gelmiş, ışığın yerine oturmuş. Zaten ışık bir yönüyle harekete geçirilmezse, ışık hareket halinde olmazsa karanlık esastır. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde yuhşil leylen nehara der. Bunların ikisi de mensup, Arapça nahiv bilenler anlarlar. Yuhşil leylen nehara. Leyli neharı gaşyeder, kapatır diyor. Arapçada iki tane mensup peşi peşine geldiği zaman bir tanesi fail, önceki fail takdir edilir. Demek ki esas kavlayan, ortalığı kavlayan karanlıktır, gecedir. Dolayısıyla ışık bir yönüyle meşiyeti ilahi, irade ilahiyle ve şartı adi planında insanların iradesiyle oluşturulacak şeydir. Dolayısıyla o zaman ışık gelir, karanlığı buhar. Evet.
Var ya, nasıl olsa bir gün güneş doğacak. Işık gelip karanlığı boğacak. Ova, oba, dere, tepe, her yana nurlar yağacak. Işık gelip karanlığı boğacak. Hiç intizara düşmemek lazım. Halihazırdaki tablonun karanlığına yenik düşmemek lazım. Siz bu mevzuda iradenizin hakkını vermezseniz, karanlığın kündesine gelirsiniz, elensesine gelirsiniz. Bir kere de o tepeye bindi mi bir daha inmek istemez. Evet, çünkü karanlığın arkasında şeytan vardır. Bu espriyi yanlış anlayan, dualizme inananlar, Hürmüz, Ehriman filan, Nur, Zulmet, ikileme, dualizme inanmışlardır. İkisini de hakim, müessir, birbirine karşı koyacak güçte farz etmişlerdir. Çünkü o karanlığın esas ortalığı karartmanın arkasında, gönülleri karartmanın arkasında, ümitleri söndürmenin arkasında, reca hissini tahrip etmenin arkasında şeytan ve şeytanın avaneleri vardır. Bu avaneler de bazen bilinmeyerek, birer mübarek insan gibi, serkâr-ı müminin gibi alkışlanır, takdir edilir. Yığınlar farkına varmadan kalbe bakacaklarına dil, esas dil orada. Farsça gönül demektir. Fakat o dilin tercümanı olan sadece lisan. Buna bakarlar. O da Arapça. Biz bir dil demişiz. Kalp yerinde kullanmışız onu. Çok doğru yani. Kalbin yerine oturmuş bu. Dolayısıyla da onu iyi kullananlar, iyi demagoji yapanlar, iyi diyalektik yapanlar, pragmatist hareket edenler, makyavelist hareket edenler, yığınları, kitleleri kandırmış, arkalarından sürüklemişlerdir. Cami demişlerdir, mihrap demişlerdir, tekke demişlerdir, zaviye demişlerdir. Ama bunlar abdesti yapmışlar mıdır, yapmamışlar mıdır? Belli değil. Bu yalan söylemeye açık, bu dil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki dudak arasındaki unsur mevzuunda bana söz verin, ben de size söz vereyim diyor. Dil öyle bir unsur. Kalbin yerine oturunca esasen bir yönüyle vicdanın aydınlık ufkunu karartıyor. Latife-i Rabbaniye'nin dili kesiliyor. His ölüyor, şuur felç oluyor orada. Dolayısıyla vicdan mekanizmasıyla adeta yıkılıyor orada. Kündeye geliyor. Evet, değişik zamanlarda o şeytani durum hakim olmuştur. Fakat Allah meşiyeti sübhaniyesiyle Enbiya-i İzam'ı göndermiş, Müceddiden-i Fikam'ı göndermiş. Hiçbir dönemi öyle peygambersiz veya mürşitsiz bırakmamıştır. Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem peygamber yok. Açık, kesin. O hem hatem, hem hatim, hem hatim. Ama o davayı nübüvvetin varisleri vardır. Bu meseleyi Ömer bin Abdülaziz'lerden alın da başta onun 4 halifesi Ebu Hanifelere, Şafiilere, Malikilere, Ahmet bin Hanbelilere, Hazreti Şahi Geylanilere, Muhammed Bahuddin Nakşibendilere, Mustafa Bekir'e, Sıddıkilere, Necmeddin-i Kübralara, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumilere, güne kadar Silsile-i Zeheb'de, Silsile-i Fitte'de, Silsile-i Cevher'de namları zikredilen ne kadar varsa, onlar değişik dönemlerde adeta birer fecir gibi, insanlığın meşrikinde mustatil bir fecir gibi tülû etmişler ve yeniden insanları ümide, recaya çağırmışlardır Allah'ın izni inayetiyle.
Dolayısıyla her zaman karanlık ışığa yenik düşmüştür Allah'ın izniyle. Asıl olduğu halde. Aslı yenmiştir fer'i. Onun yaratmasıyla ve insanların şartı adi planında iradeleriyle ortaya koyduklarıyla. Belki bir gün yine o günler gelir. Zulmet künde yemiş gibi yere serilir Allah'ın izniyle. İnsanlarda ötelere ait metafizik gerilir. Gerildikçe gerilir. Ve ölü ruhlar 3 asırdan beri ölü ruhlar, mezarı mütarihler bir bir dirilir. Dolayısıyla da yeryüzünde yaşama hakkı olmayanlar da onların hepsi gider toprağa gömülür. Miatlarını doldururlar. Zinciri boşalan, zembereyi boşalan, şimdi pili biten saatler gibi. Eskiden saatler zemberekle işlerdi. Ondan evvel neyle işlerdi bilmem. Onun için Gönen Mehmet Efendi söylüyor da kime ait bilmem. Saatin zinciri bitince eylemez tık tık. Vakti merhunu gelince ruha derler çık çık. Hakka kulluk eyle zira ahirette dinlemezler hınk mık. Evet, saatin pili bitince veya zemberek boşalınca bütün çarklar durur orada. Ne ibreler işler, ne balans bir şey ifade eder. Durur. Evet. Belki ölü olan insanlar neden durdu diye kudurur. Evet. Fakat Allah'a dayanmış, sahaya sarılmış, hikmete ram olmuş insanlar o doğru yollarında hiç durmadan yürür, durur. Şimdi bir kısım gulyabaniler değişik köşe başlarını tuttular. Engel olmak, geçerken size çelme takmak istiyorlar. Yaptığınız bu bir yönüyle ışık ocaklarını söndürmek istiyorlar. Eğer bu işin arkasında o kudreti namütenahi varsa, irade-i namütenahi varsa, meşiyeti namütenahi varsa, onların işleri akametle sonuçlanacaktır. Allah'ın izniyle, inayetiyle siz bu işi güneşin doğup battığı her yere kadar götürecek bu Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı hoşnut edeceksiniz. İşte güneş yeniden doğa, bayram o bayram olur. Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur. Kurban bayramı, Ramazan bayramı, o bayramı sadece mikro planda ama güzel yani. Haşa hafife almıyorum da bu bayramlar. Bunlar bizim şahsımızı, ukrevi, dünyevi, şahsi hayatımızı alakadar eden şeyler. O bayram ise bütün insanlığı alakadar eden bir bayramdır. Gerçek bayram o bayramdır. Allah o bayramla sizlerin içinize inşirah salsın inşallah. Hani bir yanıyla şimdiye kadar zaten yaptığımız bir şey vardı. Hep Cenab-ı Hakk'ın o mazlumları, mahdurları, mağdurları, mehcurları, aynı zamanda mescunları, tabirler kullanmıyor ama yani kendini hapishanede bulanları, farin diyoruz, şerlerine duçar olmamak için ülkesini terk edenleri, muhacirleri filan. Allahümme etlikum serahın. Allahümme itlaka serahi haulâ-i tuğnînâ ve'n itlaka serahi men sivâk diyoruz. Allah'ım bütün bu kement vurulmuş, ellerine ayaklarına zincir vurulmuş bir yönüyle, hürriyetleri ellerinden alınmış. Usulü hamseye ilaveten hürriyet, usulü sitte oluyor onunla. Hürriyetleri ellerinden alınmış, çocuklarından koparılmış, eşlerinden koparılmış. Allah'ım ne olur bu mağdurlara, bu mazlumlara, bu mehcurlara, bu mahrumiyet içinde, bu mazuliyet içinde yaşayanlara sen bir fereç, bir mahreç ihsan eyle falan diye hep yalvarıp durdunuz, yalvarıp duruyoruz. Burada
şahsıma nispet etmek suretiyle bir fazilet, onu da kendime nispet etmekte bir gurur olabilir de, fakat insanlık vazifesi olarak de size yemin ederim, belki o şeyi tesbihime alıp, tesbih elime alıp, defaatla, 100 defa dediğim de oluyor. Arkadaşlarım bazıları da diyorlar. Bunun gibi, وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Asaleten Allah'ım Efendimiz'i koruduğun gibi, ne olur, evinde evime baskın yapacaklar, beni de derdest edip götürecekler. O insanları da sen siyanet buyur. وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُفْسِرُونَ Senin o sevdiğin, Habibim dediğin ve bizim de mahbubumuz olan Allah gönülden sevmeye muvaffak kılsın. Habibi Edib'in evini kuşatmış keferevi fecerenin içinden وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُفْسِرُونَ deyip görülmeden sıyrıldığı gibi o arkadaşların da görülmeden sıyrılmalarını lütfeyle onlara diye zaten yalvarıp duruyordunuz. Aklınıza gelen şeyler sizin zannediyorum bir tevhidnamelik oldu. Söylüyorsunuz aklınıza gelen şeyler. Hep dua ediyordunuz. Bazı günler var ki o günlerde Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapıları ardına kadar açılır. Mesela dün işte Arefe'ydi yani. Millet Arafat'taydı. Sizin de aklınıza gelmiştir. Elleri kaldırırken ya Rabbi bu eller orada kalkmaya liyakati yok ama orada sana kalkan ellerin yanında benim isteğim, nefsim adına istemiyorum ben bunu. Beni cennetine koy filan demiyorum. Puri ilman ver demiyorum ben. O mazlum, o mağdur, o mehcur kardeşlerimi çok önemli bir esas olan hürriyetlerine, insanca yaşamalarına kavuştur. Gece Müzdelife'ye gittiler. Gece uyumuyorsam şayet, Allah'ım onu da dedim ben. Sen Efendimiz'in 3 defa isteğine hayır buyurmuştun. Fakat orada isteklerini kabul buyurdun. Ne olur oradakilerini kabul buyurduğun istekleri arasında bizim de bu isteğimizi kabul buyur. Ve sonra Kabe'yi tavaf edenler, her dönüşlerinde günahlarından bir kısmını dökenler, orada aklanan, paklanan insanlar arasında ne olur? Lütuf, rahmet, utufet teveccühünle bu mağdurlara, bu mazlumlara da lütfen teveccüh buyur. Biz biliyoruz ki yaptığın her şeyde bir hikmet vardır. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Bizi arındırmak için yapıyorsun. Bizi dünya ile entegrasyona geçme adına yapıyorsun. Dünyanın değişik yerlerine dağılıp o hak ve hakikat bayrağını, sancağını bir yönüyle livasını dalgalandırmak için dağıtıyorsun. Sen bunun için yapıyorsun. Boşuna değildir. Her işte hikmetin vardır senin. Bize de bu mevzuda sabrı cemil ihsan eyle. اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِ اِلَى اللّٰهِ Sadece tasamızı, dağınıklığımızı sana arz edelim. Aynı zamanda niyazda bulunalım. Zaten bunlar hep yapılıyordu. Ama işte bir Arefe günü dua etmek, bir bayram gününü öyle değerlendirmek bugün, oturup kalkarken dudaklarımızdan hep o türlü şeylerin dökülmesi, bir eşrefi saate, eşrefi dakikaya rastlayabilir. O Hazreti Pir'in ifade ettiği bir anı seyyale vücude enver, binlerce sene vücude eftere müreccahtır. Bir anda çok ciddi bir konsantrasyon olabilir. Öyle bir hal olur ki, hakikaten hani o üst seviyedeki durumu, o kendi ufkum, onu düşünmeye bile gücüm yetmez. Fakat görülüyor olmam mülahazası. Görüyor bizi. Elimi kaldırdığımı, vurgulamalarımı, ses tonumu bunları duyuyor ve görüyor. İşte bu mülahazayla diyeceğin şeyleri diyorsun. Tam konsantrasyon. Bu defa senin dilin esasen kalbinin emrine giriyor. Dil kalp adına yalan söylemiyor. Kalbin emrine giriyor. Latife-i Rabbaniye'nin, daha doğrusu vicdanın sözcüsü haline geliyor.
Vicdan yalan söylemez diyor Hazreti Pir-i Mughan. Öyle bir ani seyyale yakalanabilir. Hemen tık diye o esnada evet denir ona. Tık diye evet denir. Siz öyle dediğiniz zaman el kaldırmış meleği âlâ'nın sakinleri vardır. Siz zannediyor musunuz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toprağın altında birilerinin böyle işte zannettikleri gibi ölüler toprağın altında çürüyüp gittiler. O vücudu necmi nuranisiyle her zaman sizin saflarınızın arasında bulunabilir. Her zaman. Kendisine gönülden delice bağlı olanların saflarının arasında bulunabilir. Rüyalarına girebilir. Ashab-ı Bedir girebilir. Münzelin, müsevvimin her zaman sizinle beraber olabilirler. İşte bunların el kaldırıp Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği bir ana rastlayabilir. Onun için hiçbir anı boş geçirmemek lazım. Bir vesileyle min gayri haddin arz etmeye çalıştığım gibi ne olur yani? Gezerken Allahümme ferecen ve mehreca, Allahümme nasran kariben ve fethen mübinen fi akrabi 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 an fi evseye evseye evsey itar ve heysu ma la eynun ra'et ve la üznün semi'et ve la khatar ala kalbi beşer. Deyin, Allah'ım bir nusreti karib, yakın zamanda bir nusret, Allah'ım yakın zamanda engin bir fütuhat, din-i mübini İslam adına kendi o bir yönüyle hafife alamayacağımız tarihi değerlerimizi dünyaya duyurma adına Allah'ım engin bir fütuhat. Bi heysu mâ le eynun ra'et kutsi hadis. Öyle şeyler kullarımı hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın hatırına gelmiş şeyler. İşte öyle sürpriz Allah'ım. Çünkü senin gücün her şeye yeter. İnneke semî'un karîbun mücîbun basîr ve inneke alâ kulli şeyin kadîr ve bil icabeti cedîr. Rabbi yessir ve lâ tuassir. Evet, murat buyurduğu her şey o kün fekan tezgahında anında hemen ortaya kor. Kün fekan tezgahı tabirini kullanırlar. Dilimizde, nesirde ve şiirde. Kün feyekundan. Ol deyiverdi. O da hemen arkasından oluverdi. O bir kere ol deyiverdi mi hemen arkasından oluverir Allah'ın izniyle. Geriye dönelim. Şimdiye kadar ol dediği, oluveren şeyler bundan sonra ol dediğinde oluverecek şeylerin aynı zamanda en inandırıcı referansıdır. Bir bu yani bu mevzuda. Bir ikincisi, hani kalbimize daima işi böyle zevk-ü sefa ve keyifli bir havada geçirme adına Cenab-ı Hak yine Kutsi Hadisinde buyuruyor. اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ Ben kalbi kırıklarla beraberim. اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ Şöyle diyebilelim yani. O mülahazaya saygın ifadesi. نَحْنُ مُنْكَسِرَةُ قُلُوبُ Ha نَحْنُ مُنْكَسِرَةُ الْقُلُوبُ İşte hepimizin kalbi kırık. Kardeşlerimize, müminlere karşı. Arakan'daki insanlardan, Şam'daki insanlara ve ülkemizde, mübarek ülkemizde analarla dolu. Burcu burcu, püyür püyür, şefkatin yukarılara doğru yükseldiği Anadolu, analarla dolu. Ülkede ağlayan analar, çığlık çığlık bağıran çocuklar ve bunlardan ayrı düşmüş, cüda düşmüş, inleyen insanların ülkesi. Bu ülke adına hüzün duymak, kalbin kırılması. Ha nahnu münkesretul kulub. Ne diyeceksin sonra? Bu bir yönüyle niyazdı, hali arzdı. Burada bir de dua, talep. Vecbur kesrena. Ne olur bu kırığımızı sarmala. Bir sargıyla. Kaddaqat aleyna el-ardu bima rahubet ve daqat aleyna enfusuna. Sahabi, Kâb ibn-i Malik gibi diğer arkadaşlar, Hilal gibi kimseler Efendimizle sefere katılmadıklarından 50 günlük bir tecride mahkum edilmişlerdi.
قَدْ دَاقَتْ عَلَيْنَا الْاَرْضُ بِمَا رَهُوَتْ وَدَاقَتْ عَلَيْنَا اَنْفُسُنَا dediler. Nefislerimiz bize dar gelmeye, yer genişliğine rağmen bize dar gelmeye başladı. Meseleyi öyle hissetme, ondan sonra da هَا نَحْنُ قَدْ دَاقَتْ عَلَيْنَا الْاَرْضُ بِمَا رَهُوَتْ وَدَاقَتْ عَلَيْنَا اَنْفُسُنَا اَمَّا وَاَنْتَ مَلْجَعُنَا وَرَجَعَنَا Sen dayanağımızsın ve tek ümit kaynağımızsın de. Bir de meselenin bu yanı var yani. Onların üzüntüsünü paylaşma. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor Hazreti Rûs-i İdlanam, مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Müslümanların derdini onlarla paylaşmayan, o derdi aynen yaşamayan onlardan değildir. Ayrı çizgide gidiyor demek. O kategoride müteala edilemez deniyor. Öyleyse ikinci mesele o yani. Siz onlar için belki bu iç üzüntü, keder, tasa bir yönüyle yese düşmemek, intisar yaşamamak kaydıyla bir yönüyle aktif sabır ve aynı zamanda aktif reca hissiyle, aktif reca hissiyle. Fakat o hüznü yaşama. Bu da meselenin bir diğeri. Ne zaman Cenab-ı Hak inayet ve rahmet kapılarını açar, sizi ve onları beraber kucaklar, kucaklaştırır, sarmaş dolaş olursunuz. Telefon ekranlarında şimdi gördüm, çok memnun oldum, sevindim. Bir de bunun gerçekten, bu tedavi ettiriyor. Gerçekten 50 senelik arkadaşlarımla telefonlarla görüşürken, mesele noktalanırken sözün kafiyesi ağlamayla konuluyor ve kelimenin yarısı orada kalıyor, yarısı ancak bana ulaşabiliyor. Bugün de yine kaç tanesi öyle oldu, sözünün sonunu getiremedi. Söz şiirinin kafiyesini koyamadı. Bir de öyle sarmaş dolaş olma, öyle bir bayram yaşama, Allah öyle bir bayram yaşasın. Bir diğer mesele, onları düşünerek değişik yerlerde tüten ocaklar oluşturma Allah'ın izni inayetiyle. Muavenet diyorlar. Efendim, himmete antipati duymaya başladılar. Millet bu mevzudaki o isar, yüksek isar ruhuyla o okulları yaptı, o vakıfları kurdu. Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin dışında binlerceye ulaştı. Orada yetişen insanlar sigara içmediler. Uyuşturucu kullanmadılar. Bohemliğe düşmediler. Ahlaklı ve mazbut idiler. Şimdi ise ilk mektebe kadar uyuşturucu. Elini kolunu sallaya sallaya giriyor. Parola sormadan veya kendisine parola sorulmadan her yere girebiliyor. Böyle güzel bir yönüyle tekkenin, medresenin, mektebin fonksiyonunu, bu müsellesin fonksiyonunu birden eda eden o müesseselerin kapılarına kilit vuruldu. Dolayısıyla oralardaki ışık söndürülmeye çalışıyor. Başka şekilde Allah'ın izni inayetiyle yanacak onlar yine. Evet, muavenet şimdi. Elimizden geldiğince Hazreti Pir'in dediği gibi tatmaya izin var, doymaya yok. Kendi hayatımızı biraz da ekonomik hale getirerek, iktisadi hale getirerek. Şimdiye kadar ayda 1000 dolarla geçiniyor idiysek, örnek olarak arz ediyorum. Bundan sonra 750 veya 800, 200'ü de muavenet. Bir yolunu bulup orada akrabayı taallukatımıza, efendim yakınlarımıza, mağdurlara, mazlumlara, mehcurlara, yurt dışında bir yönüyle başlarını sokacak yer arayan insanlara mürüvvetkârâne bence onların imdadına koşmak, bu da günümüze göre bir îsâr ruhu sergilemek demektir. İsar ruhu başkalarını yaşatma hissiyle yaşama demektir. Yaşayacaksam başkaları için yaşamalıyım, kendim için değil.
Bir de bu muavenet mevzu, onlar için yapılması gerekli olan şey bu. Bu üç oldu. Bir dördüncü husus, ulaşabiliyorsak değişik yollarla. Şimdi telekomünikasyon, hani Türkiye'de sizin hissiyatınıza tercüman olan bütün kaynaklara kilit vurdular. Demir parmaklıklarını kırdılar. SS'ler gibi. Dolayısıyla muhalif onlara muhalif, hakka muvafık. Bütün sesler kesildi. Dolayısıyla o insanlara ümit bahşi olan ses ulaştırmak çok zor. Ama günümüzde değişik yollar var. Ben o teknolojiyi bilmiyorum. Arkadaşlar adlarını söylüyorlar, onları bile belleyemedim. İnternetle oluyor, yok Facebook falan diyorlar, bir şey diyorlar efendim. Bilmem televizyonun nesi diyorlar. Telefonlarla alma işine kadar bu mevzuda onları moralize edecek, rehabiliteye tabi tutacak veya rehabilitede bulunacak şekilde bence kuvve-i maneviyelerini sağlamak lazım. İnsanlar nihayet onlarda. Fakir de 2-3 defa öyle yerlere düşmüştür orada. Herkes moralini koruyamayabiliyor. İman dairesi içinde çok sağlam ayaklarını yere basan insanın tahliye günü geldiği zaman hapishanede beraberdik. Tahliye edildin dendiğinde yerinden kalkamamıştı. Hala rahmetliyi, bugünkü bu hatırlarım, kucaklayıp ben kaldırdım yerinden. Tahliyen geldi senin, sen çık diye. Askeri cezaevinde yine öyle intihar etmeyi düşünen insan vardı. Öyle moral bozucu şeyler olur. Öyle bir despotizme hakimdir ki orada, dövmeler, vurmalar, yat, kalk. Şimdi bütün bunlar öyle moral bozucu şeyler ki, siz bir de diğer taraftan bu demoralizeye karşı şayet onları moralize etmezseniz, kuvve-i maneviyeleri kırılır, sarsılırlar, yolunuzda yürüdüklerinden dolayı pişmanlık duyarlar. O fırsatı vermemek lazım. Hangi yolla onlara ulaşılacaksa bence onlara ulaşıp kuvve-i maneviyelerini takviye etmek lazım. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا Gevşekliğe girmeyin, tasalanmayın. وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ اُمْنِينَ Siz yükseksiniz. O alçaklıkları size gösteren, yapan insanlar esas alçak onlardır. وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ اُمْنِينَ Yürekten Allah'a inanmışsanız siz âlâsınız. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyhi. Hak her zaman yüksektir. Hiçbir şey onun üstüne çıkıp âlâlık, âlâlığa dem tutamaz. Âlâlık sevdasında bulunamaz. Vesselam.